Evet, herkese yeniden merhabalar. Bugünkü konumuz açıkçası biraz Rust'in kendisinden bahsedeceğiz. Yani Rust değil. Bu bizim Rust kodumuz fakat burayı çok fazla şimdilik kullanmayacağız. Onu belirteyim ama birkaç tane hata var. Yine de o yüzden derlemek için bu hataları bir miktar ortadan kaldırmak gerekiyor. Birincisi burası. Burayı iptal. Buraya odaklanmıyorsunuz şu anlık. Cookie Store'a gerek var mı burada? Bir yapalım. Let's Cookie Store. Cookie. Burayı daha sonra detaylı bir şekilde anlatacağım. Dediğim gibi bugünkü konumuz bu değil. Bugünkü konumuz Silint. Silint'te biraz daha detaylara ineceğiz. Sadece buranın derlenmesi lazım şu an benim için. Tabii. Heh. Bakalım derlenecek mi? Hata verebilir şu an. Hiç denemedim çünkü. Derlendi. O halde gerisi önemli değil. No matching abyss. Daha dün bile çalıştı bunda. Mobil. Abi uyumu yok dedi. Neyse diğer emülatörü çalıştıralım biz. İki tane emülatörümüz var. X'le. Pixel 33. Bakalım. Tamam. Pixel 33 bizim için şimdilik yeterli. Burada kalsın. Diğer konu bu derlenmesine sebep olan şey abi uyumsuzluğuymuş. Bunu daha sonra hallederiz. Burası da bir açılabilirse 33. Abi uyumsuzluğun sebebi de muhtemelen ARC yerine x64 yaparsak 8664 yaparsak muhtemelen olur. Tamam derlendi. Derlenmemesinin sebebi daha buranın açılmaması. Biz Silint'e geçelim. Şimdi burası bizim grafik elementlerimizi tanımladığımız yer. Bunu Rust içerisinden de çağırıyoruz. Rust'ta çağırabilmemizi sağlayan şey Silint'in kendi makroları. Biz onu Rust içerisinde kullanıp buradaki Silint'in kendi dilinde tasarladığı kodları bir nevi Rust içerisinden kullanabiliyoruz. Daha önce de bunu anlatmıştım zaten. Birçok grafik user interface uygulaması ya da tanesi diyelim biz ona böyle çalışıyor. Temel mantıkları bu. Flutter nasıl bilmiyorum ama muhtemelen o da böyledir. Yani onun da kendine ait komponentleri, elementleri yani dilin kendi içerisinde tanımlanmış kendine ait bir yapısı da olabilir. Siz Dart ile o yapıyı bir nevi dilin içerisine entegre ediyorsunuz. Burada birkaç tane problem vardı. Birincisi şuydu. Her defasında if kullanmak zorunda kalıyorum burada niyeyse. Sevmedim. Tek yönü bu olabilir. Else yok. Şimdi bizim kullanıcımızın giriş yapıp yapmadığını biz bu app içerisinden belirtemiyoruz. Bunun sebebi şu. Daha doğrusu belirtebiliyoruz da. Benim amacım şu. Bütün bir uygulamanın kullanıcı bir değişken varsa, bir global değişken varsa onu nasıl tanımlayabiliriz diye bakındım. Böyle bir şey yapıyoruz. Mesela burada export global demişiz. Bunu export dediğimiz zaman diğer dosyalardan da çağırabiliyoruz. Global bir değişken tanımlamışız. Bu global değişken işte state diye bir global değişken tanımlamışız. İçerisine de inOut in sadece bunun içerisinden çağrılabilir anlamına geliyor. Out bunun dışından da çağrılabilir anlamına geliyor. Ama in out'u yazdığımız zaman herkes bunu kullanıp değiştirebilir anlamına geliyor. Böyle aklınızda kaba taslak böyle kalabilir. Türünü belirtiyoruz. İsmi ve başlangıç diye. Her neyse. Şimdi ben bunu
Global değişkeni tanımladım. Bir de dedim ki şu if kısmında mesela uzun uzun her defasında şöyle tanımlama yapmak yerine ben geliyorum mesela bir tane burası mesela login page ya. Ben bir tane daha element tasarlayayım burada mesela. Diyeyim ki component tasarlıyorum. İsmin olsun ismi main page ana sayfa. Inherits kimden bilgileri alacak? Kime ait yani bu? Bir tane vertical box olsun diyorum. İki tane main window tasarlayamıyoruz zaten. Denedim olmuyor. Vertical box tasarlıyoruz. Ben geliyorum mesela. Şurada vertical box'a ait bütün kodları alıyorum. Siliyorum. Ve geliyorum bunun içerisine yapıştırıyorum. Tabii niyeyse formatı uygun olmadı. Burada neyse şimdilik böyle kalsın. Bunu deneyelim bakalım. Düzgün çalışacak mı? Hata verecek. O hata da global değişkenler, yerel değişkenler değiştiği için benim onları tekrardan tasarlamam lazım. Şimdi mesela geldi buraya dedi ki login diye bir şey yok. Neden yok? Çünkü ben login'i nerede tanımlamışım? My app'ın içerisinde tanımlamışım. Ama gitmişim kimden çağırmışım? İşte main page'ten yeni tasarladığım işte giriş yapıldıktan sonraki pencere burası mesela. Bunun içerisinden çağırmışım. Bu doğal olarak bunu görmüyor. Ben de geliyorum. Bunu buradan alıyorum çünkü gerek yok. Böyle bir fonksiyon sadece ve sadece bunun içerisinden çağrılabilir. Dolayısıyla ben sadece bunu burada kullanacaksam neden global değişken yapayım? Tasarlamak derken aslında sistemi tasarlamak derken bunu bilmek gerekiyor. İşte mesela login diye bir fonksiyonu ben burada çağırmayacağım mesela. Giriş yapılmamışsa burada çağırmayacağım. Bunun login olduğuna bakmayın bu arada. GetKey aslında bu. GetKey fonksiyonu. Yok, login fonksiyonu. Doğru. Ama sanki giriş bu sayfalar birbirinin tersi oldu. Şöyle yapalım. Burası login page olsun. Burası main page olsun. Şimdi ben diyorum ki bunları aldım. Burada tasarladım diyelim. Burada root email demiş. Mesela bu root email yine burada değil. Root derken login page'in kendi içerisinde tanımlanan değişken. Mesela biz bu line edit'in içerisinde de bir şey tasarlarsak line edit'e ait olur. Yani scope'un kendisini ifade ediyor. Ama root dediğimiz zaman tepe element, component. Bunu ifade etmiş oluyoruz. Yani scope'u bilirseniz buradaki root kavramını da anlamanız çok zor olmaz. Şimdi ben geldim mesela buradaki değişkenleri de aldım. Çünkü bunlar da sadece burada kullanılacak. Evet. Şimdi şöyle güzel bir şey var. Shift C ile yani büyük C ile birkaç tane kursörü kendim tasarladıktan sonra tasarladım mesela. Şimdi sadece küçüktür ifadesine tıkladım. Bütün hepsini bir adım geriye aldım. Çok güzel bir özellik bu. Sevdim bunu. Helix'in özelliği bu arada. Neyse kaydettik. Şimdi ben login page'i ve main page'i tasarladıysam gerisi sadece bakın burada kalıyor. Burada tabi biraz farklı. Nedense mesela şöyle çağıramadım. Burası mesela main page olsun. Main page. Bunu böyle çağırmakta da aslında bir sakınca olmaması lazım. Ama Sprint henüz birkaç şeyine alışmamışım. Belki benden kaynaklıdır. Bilemiyorum. Çok da güzel gelmedi gözüme açıkçası bu açıdan. Bu açıdan. Diğerleri biraz iyi gibi geliyor bana.
Değişken ismini vermem gerekiyor. Yani buraya bir değişken ismi verince ancak bu main page'e ulaşabiliyorum. Ama buna rastan ulaşamadım mesela. Login page diyerek herhangi bir şekilde ulaşamadım ona. Bu biraz sıkıntılı. Tabii belki ileride ben daha iyi öğrenirim ya da bunu geliştirirler. Çünkü geliştirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Ben Rust içerisinden de direkt mesela buradaki login page'e sonra buraya ulaşıp buradan bazı işlemlerimi yapabilmem gerekir. En azından ben öyle düşünüyorum. Çünkü mesela callback login demişim ya. Buna nasıl ulaşacağım belli değil. Login page içerisinden ulaşabiliyorum ama login page Rust'ın kendi içerisinden çağırabileceğim bir şey değil şu an. Neyse, buraya geleceğiz. Şimdi bir deneyelim. Bakalım nerede hata veriyor. Hata verecek çünkü. Şimdi pencereyi bir ikiye ayıralım biz. Burayı değil. Burayı ikiye ayıracağız. Burada Rust'ı bir açalım. Burada mesela hatalar var. 38 mesela. Window'un on login'i artık yok. Ben buna nasıl ulaşacağım? Login metodunu çağırmak istiyorum. Ama çağıramıyorum. Diyorum ki tamam, buna doğruca ulaşamıyorum. Bu login page'in içerisine direkt ulaşamıyorum. Tanımlasam ulaşır mıyım? Onu da denedim. O da olmuyor. Maalesef. Efendime söyleyeyim, işte dedim MyApp'in içerisinde login page'i şöyle bir değişken ismi kullandım. Oradan kullanabilir miyim? Geldim ve yazdım. Login diyorum. Herhangi bir login yok. Gelmiyor yani. Set. Bu da yok. Hiçbir değişken kalmamış. Login yok. O halde ben bu login'i nasıl tanımlayabilirim? Bu login'i geliyorum, X diyorum. Aslında çok mantıklı değil. Bunun başka bir yolu olması gerekiyor. Bunun içerisine bir deneyelim bakalım çalışacak mı? Global olarak tanımladığımız zaman Rust'ın içerisinden global globalden nasıl çağıracaktık? States. Burada mesela states diye belirtiyorum. Yani globalden state'i çağırıyorum. Sonra geliyorum buraya. On set get is login. Bakın is login'i görüyor ama set'i görmüyor mesela. On login'i görmüyor. Bakalım çağırabilecek miyiz? Gördü şimdilik. Ama derleme aşamasında şu anda mesela Rust hata vermiyor çünkü bunu derledikten sonra buraya bazı bilgiler tekrardan derleniyor. Yani Silint'in kendi build metodu artık içerisinde build yapıyor. Bu buradaki Silint kodlarını bir nevi Rust'ın içerisine atıyor. Ondan sonra burada çağırırken hata olup olmadığını anlayabiliyorum. Neresi? 51. Her ikisinin güzel bir özelliği var. G 51 G. Gayet güzel. 51. satıra bu şekilde gelebiliyorsunuz. Burada biz dedik ki globalde login var. Burada login yok. O halde root bakalım desek olur mu? Root global. Global burada yok. Global burada da yok. States. States login. Bakın bu defa oldu. Şimdi tekrar deleyelim. Şimdi nerede? Ha. Buralar LibreSM'in içerisinde 40. satır. Bu arada hatalara gitmek için de Alt-Gr9'a basıyorum. D'ye basıyorum. Bana
9 muydu 8 miydi? D. Çok kötü ya. Gün güzel güzel çalışıyordu, bugün güzel güzel çalışmıyor. Neyse. G 40G. Burada V Windows'u temsil ediyor. Sonra global. Global. Ama global dediği zaman hangi globali istediğini biz burada belirtmek zorunda kalıyoruz. Infer type'ını belirtmek zorunda kalıyoruz. Geliyorum infer type olarak state diyorum. Daha sonra get email veyahut hani nerede, pardon. Mesela burada state demiş ya. Aslında state'in içerisinde tanımlanması gerekiyor. O yüzden bu ikisini burada da kullanamıyormuşuz ya. Peki ben o zaman burada neyi kullanacağım? Draft'ın içerisinden bunları nasıl çağıracağım? Henüz bilmiyorum açık söylemek gerekirse. Ya yok yöntemi ben bulamadım. Ya da ben bir şeyleri beceremiyorum şu an için. Ama ileride bunun bir mantıklı çözümü olması gerekir. Dediğim gibi ben mesela nasıl ki şurada Window My App diyebiliyorsam Login Page'e de benzer bir şekilde ya doğruca ulaşabilmem lazım. Bu belki çok güvenli olmayabilir. Ya da My App içerisinden burada Login Page'i ben tanımlamışım. Bu değişken üzerinden buna ulaşabilmem lazım. Bu başka bir yolu yok. Ama henüz bunu yapamadım. Fakat bunun da zamanla oturması gerekir. Hem ben zamanla bunu daha iyi öğrenirim. Hem de dediğim gibi bir miktar daha Flint'in kendisi de Rust açısından güzelleşir. Orada daha kolay bir şekilde bunu yapabiliriz. Şimdi tabii burası globale gittiği için, state'in içerisine gittiği için geliyoruz buraya. Diyoruz ki ve global, pardon, dates email ve yine geliyorum buraya. Gerçi bunun güzel bir yöntemi vardı, dur. Böyle yapalım. Elimiz biraz alışsın. Kesme işaretine, yani Numpad'deki kesme işareti değil de bölme işaretine basıyorum. Sonra hangi kelimeyi arıyorum? Root. Buldum. Sonra kontrol root seçtik. Daha sonraki seçimleri de yapabildiğimiz bir şeyler vardı. Onu da multi select olarak kontrol ne dedik. V'ye bastım. Sonra kontrol N'ye bastım. Yani bir öncekine git. Küçük N, bir sonrakine, küçük büyük N, N'de bir öncekine git. Root'u bulduk. Şimdi her ikisini de aynı anda değiştirmek için geliyorum. C'ye basıyorum. Insert moduna geçtim. Her ikisine de date yazıyorum. Ve ops oldu. Elim alışsın diye yapıyorum. Çünkü elim henüz alışmış değil. Bu arada hala hata veriyormuş gibi görünüyor ama düzelir o. Password'un hata vermesinin sebebi sanırım in out password denleyince geçer diye tahmin ediyorum. Yok. Unknown unqualified. Gözümden kaçan bir şey. Date. Password'e. Pardon, burası password'e. Şimdi bakalım derleyince ne olacak? Rust hata verecek bu defa. Get password diye bir şey kalmadı. Buraya geliyorum. Yine G41G. Buraya geliyorum. Şuradaki kısmı alıyorum. Y'ye basıyorum. Sonra geliyorum buraya. Ve bir sonraki satıra getiriyor ama. Neyse, şimdilik böyle yapalım.
Ha, aldı valla. Tamam. P'ye basınca direkt alıyormuş. Birinci hata gitti. İkinci hataya bakalım. Ha, ikinci hata yokmuş. Tamam. Kod iste diyor. Kod iste demesinin sebebi henüz bunu anlatmadım. O yüzden bunu devre dışı bırakmam lazım. Ben bunu henüz anlatmadım ama hani diğer derslerde şöyle bir şey yapmıştık. Kullanıcı giriş yapıyordu. Giriş yaptıktan sonra bu ekran geliyordu. Normalde şu anda bu ekranın gelmemesi lazım. Önce bir giriş yapmam lazım. Ondan sonra bu ekranın gelmesi lazım. Fakat ben daha giriş yapmamışım. Ama daha önce giriş yapmışım. Ben onu hallettim ama dersini çekmedim. Cookie'yi kaydetip tekrar okuma. Varsa işte giriş yap, yoksa giriş ekranını aç. O yüzden burayı şimdi iptal. Dolayısıyla bu iptal olunca şurası da iptal. Bu iptal olunca Get Key Cookie Store, burada da biraz sıkıntı var. Şunları bir miktar iptal etmem lazım açıkçası. Bu string diyelim. Şimdilik böyle kalması lazım bu arada. Şimdilik. Daha sonra bu dersi anlatırken bunu nasıl yaptığımı da anlatmam gerekiyor çünkü. Başka nereleri kaldı? Cookie Store. Şu an çağırmıyorum. Bunun nasıl kullanıldığını daha sonra anlatacağım dediğim gibi. Bu dersimizde sadece Print'te önemli olan kısmı şuydu. Ben main page işte birbirine girsin istemedim. O yüzden mesela login page'in kendisini bir ayırayım dedim. Çünkü her defasında gelip bunun içerisinden arayıp bulmak istemiyorum. Belli neresi olacak. Buraya geleceğim. Bunu kullanacağım. Bunu değiştireceğim bundan sonra. Mesela burası da main page. Bizim mesela butonumuz burada çok kaba bir buton. Değil mi? Geliyorum mesela bunun biti ya da hate diyorum. %10 olsun. Ekranın %10'unu en fazla kaplasın ya da isterseniz piksel cinsinden de değer verebilirsiniz buna ama ben diyorum ki ekranın %10'unu kapla. Fazlasını kaplama. Mesela geliyorum burada biraz daha işte alignment'ı ortaya getir. User ismini şuraya yaz falan filan. Bunları daha sonra tekrar göreceğiz. Burada user'ı mesela tanımlamışım, ID'sini tanımlamışım. ID'sine başlangıçta herhangi bir değer biçmemişim falan filan. 20 piksel yukarıdan boşluk bırak demişim. Bit'i %100 olsun. Height'i mesela buna %80 de diyebilirim. Mesela burayı kontrol etmem daha rahat olur. Çünkü bu ekranın şu main page'in nerede çıkacağını biliyorum. Main page bu ekran. Bunu biliyorum. Login page ise giriş yapmadan ilk karşılama ekranı. Dolayısıyla orada bir değişiklik yapacaksam geleceğim burada login page'i kullanacağım. Birinci aşaması buydu. Silint ile bunu nasıl yapabileceğimizi sadece gördük. Bu arada nasıl olduysa main page'i burada çağırdım. Çağırır. Hata vermesi lazımdı ama hata vermemiş. Çok ilginç. Bir gün öncesinde bayağı bir uğraşmıştım. Ne yaptıysam login page mesela çağırmamıştı. Ama şimdi çağırdı. Şurayı bir değiştirsem acaba çağırır mı? Mesela direkt şöyle yapsak. Denesek. Şu an bir hata vermezse eğer mesela karşılama ekranı önce gelecek. Giriş yap ekranı gelecek. Çünkü ben cookie devre dışı bıraktım şimdilik. Çünkü onu ekstradan anlatmam lazım. Android'de dosya kaydetme olayı nedir? Mesela burası da çok kötü. Neden kötü? Bu biraz yukarıda olsa iyi olur. Benim düşüncem tabii. Gelelim mesela yapalım. Burası olduğuna göre mesela burada da bir tane buton alayım. Sallıyorum mesela. Geliyorum buraya. Bu butonda ne olsun? Kod iste değil de çıkış yap olsun mesela.
Biraz daha aşağıdan heading button 5 piksel. %5. %5 aşağıdan boşluk bırak. Ve X, Y, H %5 de yukarıdan boşluk bırak. Tap. Bir de çıkış butonu olsun. Buraya mesela bir sonraki derste cookie'yi silmek için bir şeyler yapalım. Tabii bunun çerçevesi acaba oluyor mu? Mesela hangi round rounded. Bunda mesela rounded özelliği yok. Buna şöyle bir element kullanalım. Rectangle. Rectangle. Rectangle olunca olabilir mesela bu. Rectangle'a renk verebiliyoruz. Rounded background'unu değiştirebiliyoruz. Ama ben çerçeve rengini değiştirmek istiyorum. Corner. Corner'ı da yok. Bunun özelliklerine bakmak lazım. Neyse, background'unu mesela değiştirelim bunun. Background'u green olsun. Text'i yok. Text'i aslında var. Ama şöyle var. Rectangle sadece bizim HTML'de kullandığımız div'e benzer bir yapısı var. HTML'deki div çok kapsamlı kullanılabiliyor. Ama şunu da şöyle kullanabiliyoruz mesela. Text. Text'i geldik buraya. Tanımladık text'ini. Bakalım çalışacak mı? Bu benim tahminim. Yani böyle çalışması lazım diye düşünüyorum. Çalışmayabilir de. Onu belirteyim. Çünkü denemedim. Ama çalışmaması için bir sebep göremiyorum. Rectangle'ın kullanma sebebini düşününce. Heading. Heading kabul etmedi. Ha, piksel istiyor. Yüzde işareti istemiyor. Şimdi bakalım. Evet. Oldu ama çok da güzel olmadı. Gerçi güzel olmadı derken sadece şu kenarlarını mesela kıvrımlaştırabilsek güzel olur ama rectangle'a daha sonra detaylı bakarız. O sıkıntı değil. Bunu yapmamın sebebi şu. Buraya buton gibi hareket edecek. Üstüne tıkladığımız zaman çıkış yapacak. Cookie'yi silecek. Çünkü bir sonraki derste cookie ile kullanacağız. Orada kod iste dediğimiz zaman henüz herhangi bir şey yapmıyor. Onu da tabii kod isteye bir olay ekleyeceğiz. Öyle halledeceğiz. Evet, bugünkü ders, daha doğrusu bu dersimiz bu kadar. Daha sonra buraları biraz düzenleyeceğiz. Bu arada bunun sanki background'unu yapabilsek güzel olur ya. Böyle bir background ekleyelim. Bakalım oluyor mu? Back. Yokmuş. Kalır. Bu da yokmuş. Burada kalsın. Şimdilik burada kalsın. Burada dediğim gibi işte global değişkenleri kullanmaya örnek gösterdik. Mesela user bilgisi global bir değişken olarak kullanılacak. Çünkü sürekli bununla ilgili. Ama mesela email ile password neden olsun, global olsun onu bilmiyorum. Çünkü burada kullanılması gerekiyor mesela. Ama niye ise Rust ile etkileşime girdikten sonra bunlara ulaşamıyorum. Normalde şunun içerisine yazdığım zaman şu login page'in içerisine yazdığım zaman ulaşabilmem lazımdı. Fakat
Rust içerisinden bir türlü bu login page'e nasıl ulaşacağımı göremedim açıkçası. Ha, keşke görebilsem ya da daha efektif bir yol bulabilsem iyi olur. En azından ben öyle düşünüyorum yani. Neyse, onu da dediğim gibi daha ileriki zamanlarda daha efektif bir şekilde kullanmayı öğrenirim. Yani kütüphanenin kendisini öğrendikçe, çalışma mekaniğini daha iyi öğrendikçe onları da düzelir diye tahmin ediyorum. Yarın artık cookie konusuna geçeceğiz. Cookie konusu çünkü çok önemliydi. Bu da yani her defasında giriş yapmayacağız. Bakın mesela şu anda okumuş. Niye okumuş onu da bilmiyorum. Okumaması lazım. Ben burada değişiklik de yaptım. Bakın bu defa burada bir hata veriyor. Doğru, burada hata vermesinin sebebi cookie tekrar. Bunun şu anda giriş ekranının gelmesi lazım. Niye giriş ekranı gelmiyor? This login tree ise login page. Çünkü bu ikisinin yer değiştirmesi lazım. Evet. Login false ise login page gelsin. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle o zaman. Bu arada bu ders kafanızı karıştırırsa yorumlarda yazmayı ihmal etmeyin. Çünkü Sprint yeni bir anlayış gerektiriyor. Kafanız karışabilir. Onu beraberce çözebiliriz diye düşünüyorum. Neyse. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.